Peki, öğretmenlikle ilgili iki soru sormuştu arkadaşım. Bir öğretmen kendini nasıl geliştirmeli? İki öğretmeni bulmuşum bu kadar hani tecrübeli iki rehberlik öğretmeni. Ne diyorsunuz? Sorunun kendisi çok güzel. Bunu düşünmen çok Tabii güzel. gelişmeye Evet. açık bir insan, yani insan kendini değiştirmek isterse, gelişmek isterse gelişir. Hangi alanda? Ne öğretmeni? Mesela bize öğrenciler diyor ki hocam okul öncesi mi olayım? Sınıf öğretmenim olayım. Birisi 3-5 yaş grubuna ait. Evet. Birisi 10-14 yaş grubuna ait. O biraz Özel seninle eğitim, ilgili özel aslında. eğitim Özel biz eğitim bu yıl çok soruluyor. çok Biraz tehlikeli ideal, diyorum ona. şöyle çok ideal bir meslek, harika bir meslek. Görme engelli, işitme engelli vatandaşlarımız, öğrencilerimiz için hizmet edecek bu sektör. Ne kadar kıymetli bir sektör. Evet, artı üstün zekalar Bu, için de. ve İkisi bir bunu araya tercih gelecek. eden insanlar çok saygıyı hak ediyor. Ne kadar güzel bir şey. Orada bir şey söylesin, ben sınıf ortamında mı yaparım? Yoksa bir odada rehberlik mi yaparım, psikolojik danışmanlık mı yaparım? İşte kendini gelişmek buradan başlıyor. İlk önce kendini tanımak zor bir Evet. şeydir. Kendini tanıdıktan sonra bu alanda isim yapmış insanların başarı hikayeleri okunabilir. Yurt dışındaki etkileşimlerine bakılabilir. Dil artık söylemiyoruz. Biz 40'ından sonra öğrenmeye çalışıyorsak, Fatih Terim 40 yaşından sonra öğrenmeye başlamışsa. Çalışıyorsun. Evet, dil artık zaruri arkadaşlar. Bir de teknolojiyi bileceğiz, değil mi? Evet. Yani şimdi mesela bakıyorum Hüseyin'le Murat, hani zaten en iyi kullananlar seçiliyorlar her yıl. Dijital medyayı, sosyal medyayı. Her ikisi de yani 100 bin öğrenciyle birebir iletişimdeler. Hani teknoloji de olmazsa olmaz öğretmenlik için. Şu an bizim burası tüm öğrencilerle buluşacağımız tek nokta. Yani Evet. biz şu anda mesela dün Diyarbakır'daydık. Bugün İstanbul'dayız. Türkiye'nin neresinde olursak olalım biz 80 ildeki öğrencilerimizle bir araya gelebiliyoruz. Teknoloji sayesinde. Öğrenciler artık teknolojiyi kullanan öğretmenlerle iletişim içerisinde olmak istiyor. Evet. Çünkü başka türlü bir araya gelip ulaşamıyorlar zaten. Şimdi bir önceki şeyle alakalı özel eğitim konuşurken, dün yine Diyarbakır'dayken bir öğrencinin tercihini yapıyoruz. 24 tercihin 20'sini okul öncesi öğretmenliği diye sıralamış. Özel eğitim öğretmenliğinin sıralaması daha yüksek olmasına rağmen, Daha aşağı öğrencinin diyorsun. de oraya girme ihtimali olmasına rağmen okul öncesi öğretmenliklerini sıralamış. Dedim ki neden özel eğitim öğretmenliği düşünmüyorsun ya da düşünüyor musun? Hocam ben onlara gereken hizmeti verebileceğime inanmıyorum dedi. Ben o konuda yetenekli ve yetkin değilim. Ama dedi ben okul öncesi öğrencileriyle ilgilenebilirim dedi. Hatta beraber de Hüseyin hocama sen bu işte başarılı olursun dedik. Evet, ne kadar Biraz da güzel bu yaşta bu kadar farkındalık ama çok zor. kendini tanıması o kadar güzel ki en azından kendini çok tanımıyor olsa bile şu güzeldi. Tercihdeki doğru bir olayı yakalamış. Bölümün üzerine Türkiye'deki gidebileceği tüm şehirleri sıralamış ve noktayı koymuş. Biz tercihe böyle bakıyoruz. Evet. Bir örnek daha Lütfen. tıpla ilgili. Öğrenci geldi. Hocam dedi ben dedi meraklı birisiyim. Ben araştırmadan durum. Ben hasta tedavi edemem dedi. Evet, tıp yazacağım ama ben bilim insanı olacağım dedi. Evet, biz onunla özel haber yaptım ben bu Ne sene. kadar kıymetli ama. Çünkü çok önemli arkadaşlar. Tıbba girecek her arkadaşım sanki hemen doktor olacak gibi kariyer planı yapıyor. Tabii bu hani çoğunluk burada. Evet. En çok da kamuya atananlar biliyorsunuz tıp mezunları. Ama velakin bilim insanı da çok ciddi bir potansiyel var.